Evet arkadaşlar, bugün Bali'ye taşıyoruz. Şu anda Ramlarpon'un birini bıraktım. Bir tek daha koşacağım. Devre kendinden de misafirimiz geldi. İstanbul'da yaşamışlar. Hayranları geldi. Minik Salih'in bizim minik hayranı arkadaşlar. Adın ne senin? Muhammed Ali Utanıyor. Muhammed Ali Utanıyor maşallah. Evet, hoş geldiniz. Sefa geldiniz abi. Devre kendin neresindensiniz? Ben Ulamış tarafındayım. Ulamış tarafından. Alaçay diyorlar bizim oraya. Evet. Yaralı gözü falan ama biliyor. Annem bu taraflı. Annem yabancı değil. Gelmişliyiz biz. Öyle mi? Annem de Tahtak köyünden. Ben anladım. Tamam, biliyorum biliyorum. Şimdi ben o tarafa Yonca Balyası almaya gidiyorum. O tarafa mı gidiyorsun? Ha, tam o köye gidiyorum şimdi. Halamgil'in orada tarlası var. Nerede? Tahtak köyünün orada. Tamam, biz Tahtak köyünün oradayız. Ha. Tahtak köyde. Nasıl tarif edeyim? Ha, köyün altında aşağıda. Aşağıda, köyün aşağısına tamam. Gidiyoruz abi. Salih'i de götürüyorum beraber şimdi. Salih'le beraber. Evet abi. Şimdi yolculuğumuza devam edeceğiz. Tekrar bir remork daha koşacağım. Arkadaşlar, iki remork olduğu için birini aldıramadık. Çünkü bunlar kışa hazırlık. Öyle, kış öyle, geldiği öyle, zaman 3 ise 5 oluyor. Yonca bulamıyorum. O yüzden şimdiden abi hazırlığımızı... Allah kolaylıkla versin abi. Eyvallah, sağ olun abi. Efendim Salih. Tamam Salih, hallederiz. Yok yok yok. Sakin ol Salih. Yok yok Salih abi. Sağ ol. Sağ ol abi. Salih'in minik hayranı, ille de babasını... Bu seni hayran eder. Sarıl ona bir kere Salih, onu da öp bak. Al Salih. Utanıyor bu ya. Sen bizi inandır, tamam, gitme sen. Sen gitme bizi inandır, tamam mı? Her zaman kahvaltıda açıyoruz bir kere. Bakıyoruz İstanbul'da. Eyvallah, sağ olun abi. İşte arkadaşlar, Salih'in tamam, minik hayranları tamam, da... Tamam, sizi meşgul etmeyek abi. Ne demek abi? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, şimdilik videoma veda ediyorum. Biz yine yolculuğumuza devam edelim. Takipçimizi de buradan şu adımı çektim, göstermiş olduk. Dokunmayın gence. Bazıları utanıyorlar arkadaşlar. O yüzden insanları fazla şey etmemek lazım. O yüzden rahatsız etmemek lazım. Görüşürüz yine tekrar tarlada. Bizi bekleyelim, şimdi tarlaya gidiyoruz. Tamam, hadi abim, görüşürüz. Size de hayırlı yolculuklar. Tekrar yola çıktık. Şimdi kırmızı şapkayı da aldık yanımıza. Evet, yavaş yavaş gidiyoruz. Hadi oğlum dedim. Ha, motor var. Motor var. Yol kalabalık dayı. Milazım dayı da var yanımda. Salih, Milazım dayı. Hepimiz gidiyoruz. Yola kalabalık da ya. Oh, suya bak, mis gibi. Mısır sulacı. Kolay gelsin Mahmut abi. Merhaba. Salih'in adı o değil mi Salih? Geçilir koyunları vardı. Öyle ya. Koyun bu yine ya. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bir traktör daha yükleyip geleceğiz. Ama hava bulutlu, inşallah yağmur yağacak dayı. Vallahi ya.
köprü ya. Hava kapanıyor. Şimdi bir de yonca balyalarını yağışa tutmayalım. Kamera çekiyor ya, vites de değiştiremedim. Böyle gidiyoruz. Hangi viteste gittiğimi ben de biliyorum. Kırmızı yaptı. Neyse gönül Allah Salih, evleri yakın onlar. Salih maliye düştü diye. Evet arkadaşlar, yolu kontrol edelim. Ne yapacağız? Hadi görüşürüz dayı. Yol boş mu Salih? Boş boş, kimse yok. Valiye düşük, böyle motorla lan. Neyse ama Allah şimdi, sadece evler daha orada. Yakında. Oo, hava neyle kapandı ya? Asla. İnşallah ya. Orada sadece. Evet. Biz valiyeleri kaçırıp gelelim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Valiyeler burada. Yağmur biraz atıştırdı ama daha fazla bir şey yok yani. Salih de burada. Salih! Nereye lan paketiyle ki? Yeşil yeşil yonca valiyeleri. Hemen karşıladık kayıp arkadaşlar. Bayağı bir geldik. Ne oldu Salih? Dur. Salih yerdekileri de toplayı. Ne ettin Salih? Halamla kavuştunuz en sonunda yani. Ördekleri verecek mi? Bakalım. Kuş gibi lan. Daha kuş gibi. Gel sen tut şeyi. Arkadaşlar biraz çekim yapayım. Tekrar sonra devam edeceğiz. Tabi önceki... Hele. Tamam güzel. Bir araya toplayalım da. Biz halamla toplayalım. Yukarı kaldı şöyle yukarı doğru.
Önceden biliyorum, unuttum herhalde falan. Oraya nereye kaçıyorsun? Motor götürsene ileri doğru. Hadi geliyorum. Ayırdın mı? Bırak şey ayırdın. Oyunu. Altı yedisi. Altı yedisini yok ya, yukarıda altı yedisini alacak onu. Yok altı yedisini alacak onu. Yedi mal yiyor, sekiz mal yiyor, kaç arıyor. Ya bize geceydi, tarla büyük olacak tarla. Evet. Tarla büyük olacak, bu gibi şey tarla gibi olacak. Bizim ektiğimiz dişin kavunu doldu mu ye? Hüseyin gülüyor bana. Hüseyin gülüyor bana. Bu ağaçta yonca var. Etsin topu tepe 10 balyoz zor gibi. Sen yukarı kalsın nereye? Yani ya oya tarafa nereye kaldırayım? Oya kaldırıyorum tel şeyi. Aya şuya kadar şey ettim de ben. Niye koyla orası. İsmail'e mi koyuyorum? Ayağı uzakta sinir. Yok ben ne koyayım? Koy yakın ya. Koy yakın. Koy yakın yakın. Ya koy koy. Koy yakın da doğal uzak zaten. Lan. Nere? Bana koy bu tarafı mı? Bana koy buramı mı? Nere? Tahta koy öteyim mi? Ektiğin tarla büyük olacak. Hiç olmasa iriyat koyduğuma değil yani. Yo yo yan yana atatı be oğlum. Gök gürlüyor hey maşallah ya. Kaç gündü sıcaktan kavrulduk. Yağmur yağsın da bizim balyalar ıslanamasın. Boş önemli değil. Haydi Zali. Dur.
bir dakika da şapur şupur atalım bunları. Yoksa ıslanacağız yani. Neyse arkadaşlar, kamerayı şimdilik kapatıyorum. Yine devam ederiz. Yerdekileri topluyor bak. Olmaz yavrum bir tek şey. Duruyor mu ara? Hele sarımsak tarlasındaki gibi durmuyor. Bak bak bak. Bak. Ya bir yazı geliyor gibi ekrana bir şey oldu ya. Allah Allah. Salih, niye ya gittin? Görünmüyor bak. Ya çok koyamadım. Ee? Salih gel. Balyelere göre büyük. Salih basa Salih. Gitti yine. O ya doğru. Hala baba neydi bak. Salih. Felaket ya. Ben olsam burada tek taşa komandım. Tabii. Yağmur yağmadan ramu atalım oğlum, gel. Evet, hemen hemen de ramu dolmaya başladı. Hele. Bak 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 bak. Arkadaşlar, traktör sesinden kusura bakma vallahi. Oo. 70 balye varmış burada. Bizim tamam mı? He? Ne? Bizim bitti mi, tamam mı? Daha bitmedi ya, atacağız. Salih normal balyeler atsa oğlum, otu bırak şimdi. Atatı böyle seni ve oğlum be. Yonca balyası arkadaşlar, hayvancılığın olmazsa olmazı yani. Mısır silajı, yonca balyası, bunlar mutlaka ki olması lazım. Ama tabii ki 3 dönüm 4 dönüm yerlerde değil, böyle 8-10 dönüm tarlalarda olması lazım ki 100-150-200 balye alabilirsiniz yani. Ama tabii ki havalar kurak gittiği zaman da bu da olmuyor. Sulama işlemleri yakın daha karşımızda. Sulama kanalı. Su geldiği zaman buradan yağmurlama yapılıyor direkt. Neyse ben hemen traktörü ileri çekeyim. Aşağı gideyim mi, buradakileri mi alalım? Bu serine var arkadaşlar. Kendi kendine alırsınız. Thank you.
aşağıya doğru gidelim. Tamam, şimşek çok iyi. Tamam, ondan önüne verecek. Tamam, sen. Tamam. Gidelim. Tamam. Tamam. Ne Salih? Çadır devireyim mi diye. Çadır lazım. Tamam. Ya yalan şey oldu gidek. Ha, sonra diyeceğim. Bağlan ben ama. Ne? Atsana Salih, niye duruyorsun yavrum? Atsa ya. Hadi. Tamam, sen de gidiyorsun. Pamuk gibi. Ha. Pamuk yemem mi? Ama gibi tamam ya yani değil mi? Boş gibi daha iki tane. Şey aldın mı? Halam bile yedim. Aha. Yok mu? Yok, yok değil mi lan oğlan? Yok. Ağlayacağım. İşte bu. Ya yağmur gelecek ondan korkuyor. Yok yok bir şey yok. Kurban atalım diye. Kurbanı bağlay verelim hadi. Bağlamak istemez ya. İster mi lan sen? Yok ya. Alalım sadece şöyle şey. Hadi. Yok ya, ben Germeş'ten böyle 50-60 sene böyle götürüyorum. Ya bırak bağlasın da dökülü diye. He? Dökülü diye. Hala daha sen 5 bin. Bağlasan tamam bağlayın. Bağla hala dökülü yolda gidecek. Hadi dökülü. Evet. Ya dökülü hadi hele değil. Ne diyeyim ben bu kırmızı şapkayı? Muhalefet ya adam. Elva mı çalıyor? Benimki çalıyor dur. Bakacağım şimdi. Hadi. Yukarı uzun ya bu. Ha şimdi. Bayağı uzun hala. Ne? Hüseyin, çadırı çekmeye gerek yok ya. Havanın arkası biraz şey etti, kırıldı. Belli mi oldu? Ne bileceksin sen, belli mi oldu? Yok ya. Asılma. Asılma. Asılma diye. Kırmızı şapkayı aldım da geldim geleyim ki. Hadi. Arkadaşlar halamın ibilerine, tavuklarına hepsine baktı deminden. Uğradık 5-10 dakika. Biz şunu bağlayalım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar biz de artık yavaş yavaş gidiyoruz. Hala görüşürüz oldu mu? Hadi eyvallah, görüşürüz yine. Sen de onu ye ha. Halam yine bir şey yapıyor mesela Ali, bak bak bak. Arkadaş ne? Ne? Ha. Arkadaş halam. Salih'in sevdiği şeyleri biliyor. Bak ona kebap saklamış şeyi. Aynı İsmail Bam gibi. Bak 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 bak. Ha düşüm alasın öyle. Bak burayı toplam. Benim talim olsun ben buraya bulmuş mu ederim. Bir gün çünkü hep az Ali, gece saat 3'te toplamış çocuk işten gelinecek. Yok, kolay değil, işe gidiyor oğlan. Hadi. Hadi biz gidelim. Biz durmayalım hala. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi selam sen eyim hala. Aleyküm selam hala. Yine ne var ne aldı yine de iyice. Ne kalacak hala ne? Ne var ya? Tamam hala. Ördek dolu senin Salih. Zaten kavga değil onun ikisi ya. Ördek geçinmeyelim bir arada. Yok yok. Yok abi düşürmeyeyim ben onu. Ne? Düşürme arkadaşlar. Salih'in geleceğini biliyordu adam. O saklamış. Hadi bismillah. Burası tak tak koyu. Tak tak koyu yani. O tarafı tak tak koyu. Evet. Burası değil tak tak koyu. Şuraya mı tak tak koyu? Arama bilmiyorum. Var şurada bak şöyle işte. Yetişiriz ya. 80 balyo mu bu ya? Ya bak. Gördük ya şu yerde göre bak. Yağmur gibi yetiştiriyor. Bir tane anıma uğrarsan gelin. Tamam Zahali. Şimdi bir kapağı diyorum arkadaşlar. Daha kantara gireceğiz. He? Kantara gireceğiz daha. Salih şimdi yoncaları kontrol ediyor arkadaşlar. Burada da çeşme var ya. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Dökülme değil mi? Yok oğlum, dökülecek bir şey yok.
Her yeri bağlı baksana. Kutu gibi. Vardı burada ya. He? Maşallah güzel hem oluk. He? Baksa. Nur gibi. Temizine de işte temizine de. Niye yine temiz? O olmaz ya. Kaç tane hayvan su içer şurada masa? Ne? Bayağı büyük. Temizlemek olmaz mı? Nasıl güzel mi suyu? Tut bakayım sen. Ya ben de elim yüzüm yıkayın gel. Gelin. Hemen gidelim. Yavaş. Hep kalacak. Gidelim diyorum. Suyu biraz daha şey olur. Daha suyun lezzeti mu? Daha başka ne? Örük mü kendisi? Ha meyveli bayağı burada. Çanırı bu. Meyveli bayağı. Bayağı bir büyük oluk yapmışlar ya buraya. Basa. Kırın yüzünde hayvanları sulamaya yeti işte. Şuna bak. Bizim çocukluğumuzda olsa arkadaşlar yüzerdik bunun içinde yani. Belki de eskiden çocuklar buralarda yüzerlermişti. Bizim yaşıtlarımız. Çünkü böyle yerle gördüğü zaman hep içine girer yüzerdik. Bayağı bir büyük yapılmış. Bizim oradakilerden daha büyük. Ha orada da var ha Salih. İleride de var baksana. Piknik alanı gibi yapmışlar burayı ya. Bak burada da bir oluk var. He? Evet. Burada da bir çeşme var. Tabi kır suyu dağ suyu gibi olmuyor arkadaşlar. Dağ suyu biraz daha lezzetli, biraz daha farklı yani bak. Bununkine de bakalım. Evet. Gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerde sizlerle paylaşmış olalım. Salih Caner'i buldu herhalde oradan bir. Hava neyle serinledi görüyor musun? Tamam misal tamam. Abi gide bak ki. Buranın suyu adam. Burası az akıyor ya. Hadi gidelim. Bak. Su kadar güzel bir şey var mı arkadaşlar dünyada? Yapanlardan Allah razı olsun. Bir hayvan, kurt, kuş. Gelip şu kırın yüzünde su içer. İşte o yüzden diyorum hep suları temiz tutalım, suları temiz tutalım. Dünyadaki sular azalıyor arkadaşlar. Şuna bak ya. Oo. Ah. Çocukluğum aklıma geldi suları görünce. Oluklara girer yüzerdik arkadaşlar ya. Bilmiyorum sizlerin zamanında mutlaka ki olmuştu yani böyle. Hele burası havuz gibi. Dur kırmızı şapka bir şeye bakayım. Haydi gidelim Salih. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Geldim. Salih benzin bitti arkadaşlar. 1 ton 60 kilo geldi. Antara girdim. Burada da eski Kaan arabalarından var. Çiçeklerin güzelliği dikkatimi çekti. Orada sizlerle paylaşmış olalım. Geldim Salih. Geldim.
Lombardin. Allah Allah. İlk defa görüyorum böyle bir motor ya. Lombardin. Lombardin. Bunun taksisi kim bilir kaç trilyon. Vay be, yıllar önceden yapılmış traktör. Hadi güle güle. Dozer gibi. Ha, zincirimi de alayım. Hadi görüşürüz Fatih. Traktör çalışmamış arkadaşlar. Onu çalıştırdık şimdi. Onunla da bizim tanıdık arkadaşlar, yani yabancı değil. Yani arkadaşın babası. Burası da arkadaşlar bizim çocukluğumuzun çeşmesi diyelim. Yani nasıl anlatayım, belki 20 yıl olmuştur buraya su gelmeyeli. Çok uzun yıllar bu çeşmede su yoktu. Burası Yılmaz Emmigil'in arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde dekorasyon yapmış, boyamışlar. Nereye gidiyorsun kızım? Suyun geldiği yeri de göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bizim çocukluğumuzda aynı bu şekilde akıyordu. Sonra su bir kayıp oldu. Bir daha da gelmedi. İşte bazen damarları değişiyor mu suyun akan, yani toprağın altındaki yerleri bazen suyu yer değiştiriyor diyorlar. Gerçekten de eskiler biliyor yani. Maşallah nur gibi akıyor. Bu dağ suyu arkadaşlar, buz gibi. Deminki çeşmede içtiğim o kır suyuydu. Kır suyu biraz çoraksı gibi oluyor. Bak. Kır suyu biraz çoraksı gibi, buz gibi. Maşallah. Geldiği yere de çıkacağım arkadaşlar. Şimdi bu ne ki daha? Geldiği yerde bir bu kadar daha aşağı akıyor. Normalde her yer kurumaya başladı. Tabii ki kurak gidiyor hava. Esas yeri rahmetli tabii ki Ahmet Emmi, Yılmaz Emmi'nin babası yaptırmış eskilerden. Burada yeri var. Ama tabii yukarı boru döşemişler. Oradan geliyor. Suyun yeri burada arkadaşlar. Esas eski su. Daha. Şimdi öyle bir şey ki yukarıdan tarladan daha çok geliyor. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Gurbetteki köylülerimizde izlerler arkadaşlar. Çünkü gerçekten de çok uzun yıllar biz burada su görmedik yani. Dumanın işi gücü suya girmek. Karaçalı paklaları çok olunca da öyle eski insanlar kış çok olurmuş. Kar çok olurmuş öyle. Şu da kızamık diyoruz biz. Artık kartlaşmış. İlkokula giderken bunları yiyirdik arkadaşlar toplayıp. Şimdi esas suyun geldiği yere çıkacağız. Eski sular geri gelmiş. Yani köylülerimizde büyüklerimiz öyle anlatıyorlar. Bak bak, bizim elmacıyla gidiyor. Evet arkadaşlar bakın. Burası da tabi daha çokudu, biraz azalmış ama yine de az değil yani, aşağısını göle diye. Buradan böyle aka aka aşağıya çeşme iniyor. Buralar çayır gibi olmuş çünkü gece gündüz akıyor. Normalde burası tarla arkadaşlar. Burada su falan yoktu yani. İşte yağan yağmurlarla bir de
yerin altındaki damarlar, bazen suyun damarları değişiyormuş öyle. Bak şu çalılığın, şu çalılığın içinden çıkıyor. Evet, buralarda sizlerle paylaşmış olduk. Arkadaşlar, su kadar güzel bir şey yok. Dünyada su kadar. Allah suyundan ekmeği kesmesin diyoruz. Şuna bak. Allah'ın nuru. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Hayvanlarımızı otlayalım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Buradan çıkan su ayrı arkadaşlar. Bir de o deredeki su ayrı yani. İki taraftan da çıkıyor. Yani komple buranın altından su çıkıyor yani. Biz çocukluğumuzdan beri hiç burada böyle bir su görmedik. O yüzden paylaşmak istedim.